Aralık 2002'de gerçek bir mucize denebilecek 3 kız kardeş dünyaya geldi. Madeline ayrı olsa da Macy ve Mackenzie yapışık ikizlerdi. Bu tıp dünyasında son derece ender görülen bir durumdu. Her biri doğumda 900 gramdan biraz ağırdı. Üçüzlerin biyolojik annesi doğumdan sonra bebeklerine bakamayacağına karar verdi ve onları terk etti. Medyada geniş yer bulan bebeklere Darla ve Jeff Harrison ismindeki çift geçici olarak bakmaya başladı. Evlat edinebilmeleri için yıllar geçmesi gerekecekti. Zaten 3 oğulları olan çift hayallerindeki kız çocuğuna üçüz olarak kavuşmuştu. Yapışık ikizler Macy ve Mackenzie acı içindeydi. Operasyona alınıp birbirlerinden ayrılmaları gerekiyordu. 2003 yılında Los Angeles Çocuk Hastanesi başhekimi Dr. James Stein tarafından 24 saat süren zorlu bir ameliyatla ayrıldılar. Ameliyatları başarılı olmasına rağmen her birinin bir bacağı vardı ve bu yüzden etrafta dolaşmak için protezlere ihtiyaç duyacaklardı. Ayrıca yıllar boyunca ek tıbbi zorluklar yaşadılar. Yine de her şeye rağmen normal bir yaşam sürdüler. Bu sırada Darla ve Jeff de onları evlat edinebilmek için gerekli tüm işlemleri yapmış ve artık resmi olarak anne ve babaları olmuştu. Darla verdiği bir röportajda, "Onlara aşık olduk, oğullarımız kız kardeşleri olacağından dolayı çok mutluydu," dedi. İkizleri ayıran ameliyatın doktoru James Stein, kızlar inatçı çalışmaları ve ailesinin bakımı sayesinde başarılı oldular. "Etkileyiciler ve başarılarından ilham alıyorlar," dedi. Liseyi bitiren gençlerin şu anki en büyük hedefleri ise üniversitede okumak. Mackenzie, gelecek planlarının ne olduğundan tam olarak emin değil ancak tarım ve bitki anatomisinden hoşlanıyor. Macy ise muhtemelen bir anaokulu öğretmeni olmayı hedefliyor. Bu arada Madeline de Alzheimer ve Parkinson hastaları olan geriatrik hastalara yardım etmeye odaklanan bir hemşire olmak istiyor. Üçüzler doğduklarından beri haklarında ulusal haberler yapılsa da tüm hikayelerinin ülke tarafından bilinmesi, engelleriyle yaşamayı öğrendiklerini söyleyen kızlar için şaşırtıcı geliyor. Macy, "Okulumuzdaki insanların bizi tek bacaklı ve hikayesiyle ünlü kızlar olarak tanımasını istemiyorum," diyor. "Ben sadece kendim olmak, toplum içine çıkmak ve yeni arkadaşlar edinmek istiyorum. Hayat hikayemi paylaşacağım, paylaşmaktan çekinmem ama çok büyük bir şey olmasını istemiyorum," diye konuşuyor. Darla için kızlarının büyüyüp en iyi arkadaşları olarak adlandırdığı genç kadınlara dönüşmesini izlemekse oldukça büyük bir zevk. Bugün 52 yaşında olan kadın, "Rahatladım çünkü bu işin çok zor olacağını her zaman biliyorduk. Ama onların ne kadar normal olduklarını görmek beni rahatlattı. Tıpkı yaşıtları gibiler," dedi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.